milyon. 5 milyon. Vallahi yok. Hava 5 lira. Bu teyzem dosyasını görmüş olarak sayesinde. İlk defa 2023 yılının başlarında Asya ülkelerinde tespit edilen Eris varyantı COVID-19'un iyi bilinen 6 varyantından biridir ve kendine göre farklı özellikler arz etmektedir. Öncelikle şunu söyleyeyim, sevindirici olan bu varyant çok ağır derecede o ilk dönemde gördüğümüz varyantların yaptığı ağır derecede hastalığı yapmamaktadır. Eris varyantının oluşturduğu COVID ile ilgili bulgular daha ziyade hafif seyretmektedir. Boğaz ağrısı, öksürük, bazen nefes darlığı, ateş yapabilmekte. Ama ölüm oranı ilk vaka gruplarına göre çok düşük seyretmektedir. Ancak bu Eris varyantının kendi içinde oluşturduğu 3 mutasyona bağlı olarak çok önemli bir özelliği vardır. Çok hızlı bir şekilde hücrelere girebilmekte ve çok hızlı bir şekilde yayılabilmektedir. Dolayısıyla yayılım özelliği çok fazladır. Şu ana kadar bilinen varyantlara göre daha fazladır. Dolayısıyla ülkemizde de görülmesi son derece normaldir. Sayın Bakanımız 9 vakada ortaya çıktığını söyledi. Büyük ihtimalle de yayılabilir ancak bu endişe edilecek bir durum değildir. Fakat özellikle yaşlıların, kronik hastalığı olanların mutlaka dikkatli olması gerekiyor. Bir de benim dikkatinizi çekmek istediğim nokta okulların açılmasıyla beraber özellikle evlerinde yaşlı hasta olanların daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu tür hastalarda özellikle ateş, boğaz ağrısı, üşeme, titreme olursa mutlaka test yapmaları gerekiyor. Çünkü bu hastalık test ile PCR testi ile ortaya çıkabilmektedir. Tedavisi de bildiğimiz COVID tedavisiyle aynıdır. Dolayısıyla şu anki duruma göre Eris varyantında başta ülkemiz olmak üzere dünyada çok fazla endişe edilecek bir şey yoktur. Ama tekrar söylüyoruz, özellikle yaşlı hastaların dikkatli olması gerekiyor. Bugün çok iyi biliyoruz ki iki COVID aşısı olanların Eris'e karşı dirençleri çok daha fazladır. Şu anda yeni bir aşı önermiyoruz ancak hastalık durumuna göre, gidişat durumuna göre bir şeyler söylenebilir. Ama şu anki mevcut duruma göre evet bu varyant çok hızlı yayılabilmekte ancak ölüm oranı diğer suçlara göre daha düşüktür.